Dün bombalı saldırı, bugün bombalı saldırı. Ülkemiz yangın yerine dönmüş durumda. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hakan Özkan, artan terör saldırılarına tepki gösterdi. Özkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada terörün Türkiye'nin her yerini etkisi altına aldığını belirterek, maalesef verilen tavizlerle terörün geldiği noktayı görüyoruz dedi. Hükümetin terör konusunda gerekli önlemleri bir türlü alamadığını belirten Özkan, MHP olarak terör konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Hükümetin sonları geldi, sabrımızı denemesinler, kıskaca alındılar gibi ifadelerle vatandaşları teskin edici açıklamalarının karşılık bulmadığını kaydeden MHP İl Başkanı Özkan, teröre verilen tavizler Türkiye'yi yangın yerine çevirdi. Çözüm sürecin ihanet süreci olduğu konusunda yıllarca uyardık ama bu iktidar uyarıları dikkate almadı. Bunlar Büyük Ortadoğu Projesi adı altında dünyanın ve Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmesi için çok uluslu güçlerin bir projesi dedi. Türkiye dün ve bugün yine terör saldırılarıyla gündeme geldi. Türkiye'yi terör her bölgesini maalesef etki altına almış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler maalesef teröre yıllarca verdikleri tavizler neticesinde terörün geldiği noktayı hep beraber görüyoruz. Dün 11 şehit, bugün de tekrar Mardin'de 3 tane şehidimiz var. Bir polis, iki de vatandaşımız patlatılan bir bomba neticesinde. Tonlarca bombanın yüklendiği araçlar İstanbul'da, Veznezilerde işte çok önemli noktalara kadar gidebiliyor. Veya Türkiye'nin diğer bölgelerinde bundan önce yaşanan bombalı saldırılarda bu araçlar tonlarca bomba yüklenip belli bölgelere, insanların kalabalık olduğu, toplumun daha fazla bir şekilde hareketli olduğu yerlerde bu araçlar park edilerek patlatılıyor. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hükümet bunlara önlem alamadı, alamıyor. Bunun önüne geçmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni Milli İstihbarat Teşkilatı zafiyet içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet güçleri zafiyet içerisinde bunları yönetenler bunun sorumluluğunu üstlenmesi lazım. Gördüğümüz kadarıyla bunlar önlenemiyor. Bunlarla ilgili ne gerekiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi her türlü kanuni destek dahil olmak üzere mecliste hala şu anda bir kanun teklifi var. Ona da açık destek vereceğimizi söylüyoruz. Terörün bitmesi için Milliyetçi Hareket Partisi her türlü desteği vereceğini açık açık ilan ediyor ama hükümet bu konuda maalesef üzerine düşeni yapmadığını görmekteyiz. Sabrımızı denemesinler veya işte kıskaca alındılar gibi böyle hamaset ifadeleriyle vatandaşı teskin edici açıklamalar karşılık bulmuyor. Bugün de gördünüz, dün bombalı saldırı, bugün bombalı saldırı. Ülkemiz yangın yerine dönmüş durumda. 800'e yakın şehit verildi 7 Haziran'dan bugüne kadar. Bu çözüm süreci ihanet sürecidir diye ama iktidar Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu uyarılarını dikkate almadı. Şimdi de gelinen nokta budur. Geçmiş dönem açılım adı altında engelledi. Bugün de Türkiye'nin geldiği nokta ortada. Bunlar Büyük Ortadoğu Projesi adı altında dünyanın veya Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmesi için çok uluslu güçlerin bir projesi. Ortadoğu ayağında da Türkiye ayağı, işte IŞİD ve PKK terör örgütüyle beraber Türkiye karıştırılmaya, Türkiye'nin bir parçası bölünmeye, Türkiye'nin elinden Güneydoğu alınmaya çalışılıyor. Bu bölgede bir Kürt devleti kurmak için ellerine gelen her türlü hainliği yapıyorlar. Ama Türk milleti buna geçit vermeyecektir. Türk vatanı asla bölünmeyecektir. Türk milliyetçileri sağ olduğu müddetçe bunu kimse göremeyecektir. Türk milleti de buna asla müsaade etmeyecektir.